Sicilinizde, hükümetimizin siyasi sicilinde maalesef dostunu düşmanını tefrik etmek açısından bir problem var arkadaşlar. Biz size şimdi kardeş olarak mihmandarlık edeceğiz. Dostum dediklerinize belli fasılalardan sonra düşmanım. Düşmanım dediklerinize belli fasılalardan sonra da dostum dediğiniz bir 16 yılınız var. Hoca dediklerinize terörist, terörist dediklerinize hoca. Genelkurmay başkanı dediklerinize terörist, terörist dediklerinize sanık, sanık dediklerinize tanık. Her şeyin birbirine girdiği bir hercümert içerisinde kabul etmeniz lazım ki dostunuzu, düşmanınızı zamanlaması makul olacak bir şekilde tefrik edemiyorsunuz. Size mihmandarlık etmemizin sebebi şu. Zillet illet ittifakı diye seçim satına girildiğinden beri bir şey diyorsunuz. Kontrol edilmez şekilde bir şeye zillet deme hevesiniz var ise size zillet diyeceğiniz bir ittifaktan bahsediyorum. Yanı başımızda bir PKK devleti kurma teşebbüsüne 5000 tır veren bir adama zillet desin deyin lütfen. Yanı başınızda bunca acının yaşanmışlığına sırtını dönen, vicdanını dönen, kalbini dönen, bir de bunun üstüne hızını alamayıp PKK'ya 100 milyon dolar yardım eden Arabistan'ın başındaki krala zillet desin deyin. Ama dönüp kendi milletinizin dışarıdan size parmak sallandığı zaman arkanızda duran muhalefetine zillet illet demekten lütfen imtina edin. Benim tavsiyem şudur hükümete. Muhalefetin milli her meselede arkanızda durduğunu görerek muhalefete sevgili dostum demeniz gerekirken Trump'a sevgili dostum demeyin. Bin yıldır İslam'ın hizmetkarlığını yapmış bu aziz, bu necip milletin Münhasıran Sultan Selim'in mukaddes emanetleri aldığı zamandan sonra Hadimül Harameyn-i Şerifeyn diye algılandığı dönemlere hürmeten kendi milletinize Hadimül Harameyn-i Şerifeyn deyin. Suudi Arabistan'ın teröristlere 100 milyon dolar Sisi'ye siyasi destek veren kralına zillet desin deyin. Suudi Arabistan'ın kralına, Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki hesaplarına, İsrail'in bu bölgedeki ameliyat iradesine teşne olan adama terörist deyin. Muhalefetin başkanlarına, Meral Hanım'a, Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgili dostum deyin mümkünse. Böyle diyebilirseniz çok da dilimize pelesenk ettiğimiz İstiklal şairimizin şiirlerinde olduğu gibi tefrika giremez diye başlayıp toplu vurdukça sineler diye devam ettiği işi milletiniz için devlet millet tesanüdü haline getirir.